Yarın Elif ile Mahmut İkinci Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Radyoya Uyarlayan Beyza Kara Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt Muhittin Yaygıngör Anadolu Beylerinden Yiğitler Yiğidi Kale Komutanı Hasan Bey'in her istediği olmuştu ama neslini devam ettirecek bir evladı olmamıştı. Bu üzüntüyle seyahat ettiği bir gün mola verdiği bir pınar başında yaşlı bir koca yaraslar çobanlık yapan bu zat Hasan Bey'e derdinin ne olduğunu bildiğini söyleyerek bir elma verir ve bu elmayı karısıyla birlikte yerse bir erkek evladı olacağını müjdeler. Ancak bir şartı vardır. Doğacak çocuğun adını kendisi koyacaktır. Tevekkül içinde denilenleri yapan Hasan Bey'in 9 ay 10 gün sonra bir oğlu olur. Hasan Bey verdiği sözü tutarak oğluna bir isim koymaz. Ne var ki aradan yedi yıl geçer ve çocuk kendisine bir isim konulmasını isteyince Hasan Bey oğluna isim koymak için divanı toplantıya çağırır. Ağalarım, kumandanlarım, sizlerin de bildiği gibi henüz oğluma bir isim vermedik bu zamana kadar. Sizleri divana bunun için topladım. Hmm. Söyleyin bakalım oğluma ne isim koyalım. Yahya olsun. Salih olsun. Hamza olsun. Hamza. Bence Beyzade'ye Mahmut ismi yakışır. Ah. Kim o? Bu da kim? Ne hakla Bey'imizin oğluna isim koymaya kalkışıyor? Amanın, bu çoban koca değil mi Feyyaz Ağa? Evet, ta kendisi. Şükürler olsun Rabbimize, tam zamanında geldi. Bire haddini bilmez, edep gözetmez çoban. Sen kim olursun da meclise destursuz girer, fikir beyan edersin? Susun! O koca tanıdık, bildik biridir. Onu dinleyelim. Beyzade'nin adı Mahmud. Onu beye ihsan etti Hazreti Mabud. Adını biz koyduk bir an. Geleceğini hayırlı eylesin Mevlam. Hadi eyvallah. <laughs> Dur gitme. Ah, gitti. Bir anda kayboldu. Evet, gerçekten kayboldu ortadan. Nasıl kaybolur canım? Allah Allah, Allah. Nasıl Toplantı son ermiştir efendiler. Oğluma Mahmut adını koyuyorum. Herkes tarafından böyle bilinir. Aradan yıllar geçti. Mahmut büyüdü, serpildi ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Hasan Bey ise yaşlandı. Tek umudu seferde ordusunun başına oğlu Mahmud'u geçirmekti. Bunun için özel hocalar tutmuş, oğluna en zorlu harp talimleri yaptırmıştı. Ama ne yaparsa yapsın sonuçta Hasan Bey'in değil Allah'ın dediği olacaktı. pınar başında dinlenmeye ne dersiniz arkadaşlar? Sabahtan beri av peşinde hem yorulduk hem de terledik. İyi olur Mahmut Bey Zadem. Şu ağaç gölgesinin altında hem azığımızı yer hem de uyuruz biraz. Benim karnım aç değil. Siz yiyin dostlarım. Ben biraz uyuyacağım. Dur Ceylan. Kaçma. Seni anlayacağım. Okçulukta üstüme kimse yoktur. Al bakalım. <laughs> Hay attığım ok isabet etmedi. Gel buraya kaçma diyorum sana. Bu sefer boşa atmayacağım okumu. Olacak şey değil. Yine isabet ettiremedim. Kaçma. Kaçma. <laughs> Bak hele. Ceylan şu mağaraya girdi. Elimden kaçamayacaksın. Ben de peşinden gideceğim. <laughs> Hah. İşte buldum seni ceylan. Bakalım buradan nasıl kaçacaksın? Hayrola beyzadem, ne ararsın? Aa, burada biri var. Sen de kimsin efendim? Ben garip bir çobanım beyzadem. Yoksa bu mağaraya bu ceylan için mi geldin? Evet, okşadığın o ceylan benimdir. Ver onu bana ey çoban. Yanılıyorsun beyzadem, bu ceylan değildir. <laughs> Değil mi? Peki ya nedir? Bu Canan'dır. Senin kısmetin olan Dilber'dir. Neler söylüyorsun sen ey çoban? Benimle alay mı edersin yoksa Mecnun'un teki misin? Haşa! Alay ne kelime Beyzadem? Bak ben kenara çekiliyorum. Götürebilirsen götür bakalım. Evet işte yanından ayrıldım Ceylan'ın. Hadi götürebilirsen götür bakalım. Götürürüm tabii. Gel bakalım güzel Ceylan. Gel diyorum sana. Bak hele gelmemek için nasıl da direniyor. Beni dinlersen boşa uğraşma Beyzadem. Ne demek istiyorsun? Bu bir sevdadır. Sevdanın yolları çakır dikenlidir. Hademeyle demeyle vuslata erilmez. Sevda bir çiledir. Fedakarlık ister. Canana ermek istersen, cana gelecek cefaya talip oldun demektir. Sözlerinden hiçbir şey anlamadım ey koca kişi. Birazdan anlarsın. Ben gidiyorum. Ceylan diyorsan ceylandır. Canan diyorsan canandır. Çoban gitti. İşte baş başa kaldık ceylan. Buradan kaçış yok. Seni yakalayacağım. Sen benim avımsın. Mümkünü yok elimden kurtulamazsın. Dur dokunma bana. Ne? Aman Allah'ım. Göz, gözlerime inanamıyorum. C Ceylan, Ceylan birden güzel bir kız oldu. Şaşıma Beyzadem. Çoban söylemişti. Ben Ceylan değilim. İyi, iyi ama kimsin sen? Ben senin kısmetine yazılan Canan'ım yiğidim. Uyandıktan sonra beni bulmayı murad edersen cefa ve Çileye de razı oldum demektir. Adın ne ey güzel kız? Elif. Elif. Elif madem benim kısmetimsin yanıma gel Elif'im. Dur, sakın bana dokunma. Dokunursan beni ebediyen kaybedersin. Ama şu yerde duran şerbeti iç. O bizim sevdamızdır. Sonra da huslatı benden değil yüce Mevla'dan dile. İçtim. Şimdi de ben içeceğim. Ver bana. Al. Ey Mahmud'um. İkimiz de aynı tastan bu sevda şerbetini içtik. Bu tas gönül tasıdır. Varsın sende kalsın. Ben bağrıma taş basar, seni sabırla beklerim. Ola ki sevda ateşiyle yüreğin yanar, o zaman bu tastan içeceğin su bir nebzecik içini serinletir. Dudaklarımız bu tasta birleşti. Aynı şerbeti bu tastan içtik. Ve aynı sevda ile tutuşacak gönlümüz. Beni ara bu. Beni ara bu. Seni bekliyorum Mahmut'um. Seni bekliyorum. Elif. Elif neredesin? Nereye kayboldun Elif? Elif! 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 Beni bırakıp gitme Elif. Beyzadem, Beyzadem, uyanın Beyzadem. Kaçma. Gitme Elif. Beyzadem uykuda sayıklıyor. Uyan Beyzadem, uyan. Uyan. Ne oldu? Niye uyandırdınız beni? Şey, rüya görüyordunuz galiba Beyzadem. Ha, haklısınız. Bir düş görüyordum. Uyurken Elif Elif diye bağırıyordunuz. Sizi böyle bağırtan bu Elif kim Beyzadem? Şey bilmiyorum, bilmiyorum. Rüyama giren emsalsiz bir güzel işte. O ellerinizin arasındaki tas da ne öyle? Tas mı? Ne tası? Aman Allah'ım, bu tas, bu tas Elif'le aşk şerbetini içtiğimiz tas. Demek, demek gördüklerim rüyadan da öte bir şeymiş. Mahmut'um. Buyur ana. Neyim var güzel oğlum? Günlerdir ne yiyip ne içiyormuşsun. Hizmetkarların getirdiği bütün yiyecekleri geri çeviriyormuşsun. Yok bir şeyim ana. Yok deme aslanım. Bir şeyin olmasa yer içerdin. Söyle hadi anacığın'a. Ne derdin var yiğit oğlum? Bir şeyim yok dedim ya. Var var. Ben senin ananım. Analar oğullarının halinden anlar. En son ava çıktığından bu yana değiştin. Eski oğlum gitti, yerine bir başkası geldi. Hadi söyle anacığına, güzel oğlum. Seni odana kapattıran, yüzünü somurtan derdin nedir? Hiçbir derdim yoktur ana. Canım sıkılıyor, gelir geçer. Beni yalnız bırakın. Oğlan yemeden içmeden kesildi. Odasından dışarı adım atmaz oldu bey. Bir çare bul bu işe. Haklısın ey Cevriye. Ben de farkındayım. Arkadaşlarıyla konuştum. Lakin bir sonuç elde edemedim. Sakın onulmaz bir hastalığa yakalanmış olmasın. Allah korusun. Bunu ben de düşündüm. Hekimleri yolladım. Ama sağlık yönünden hiçbir derdi yok. İyi de bir hafta öncesine kadar neşesiyle etrafa mutluluk saçan evladıma ne oldu birden? O çocuk gitti, yerine bir başkası geldi sanki. Bu durum benim de canımı çok sıkıyor Hatun. Ben onu ordumun serdarı olarak tayin etmeyi düşünürken, şimdi karşımızda ağzı dili yok derbeder biri var. Sen onun babasısın. Al karşına konuş. Belki bana söyleyemediği bir derdi varsa sana söyler. Konuştum Hatun, konuştum. Lakin değişen hiçbir şey olmadı. O zaman hocası konuşsun onunla. Feyyaz Lala mı? Evet. Oğlumuz da en az bizim kadar onun da emeği var. Mahmut hocasına büyük saygı duyar. Belki kırmaz derdini onunla paylaşır. Doğru dersin. Bu hiç aklıma gelmemişti. Feyyaz Lala'ya söyleyeyim de konuşsun oğlumuzla. Benimle görüşmek istemişsiniz hocam. Buyurun Beyzade. Şöyle yanı başıma oturun. Sevgili Beyzade, ben senin hem arkadaşın hem hocanım. Bilesin ki sırdaşın da olabilirim. Teşekkür ederim hocam. Üzerimde emeğiniz büyüktür. Madem öyle, derdin neyse söyle bana. Sevinç paylaşınca büyür. Dert paylaşınca küçülür demişler. <Sessizlik> <Sessizlik> Ah hocam ah. İşte şimdi olmadı. Hem kuvvetli bir beyin oğlu ol hem de dert çek. Yakışır mı bu sana? Evel Allah babanın derman olamayacağı ne derdin olabilir ki? Öyle de mi hocam. Bey oğullarının da dertleri olur. Doğru dersin. İnsan demek noksan demektir. Elbette derdi, sıkıntısı olacak. Ama Allahü Teala her derdin dermanını, her kısıntının ferahlığını da yaratmıştır. Eğer derdin mevki ve makam ise, baban seni orduya serdar etmek için sabırsızlanır. Yok, muradın seyahat etmekse, dilediğin kadar muhafız al, dilediğin yere git. Canını sıkan, gönlünü daraltan ne varsa söyle. Sana söz veriyorum, eğer bu bir sır ise ölene kadar saklarım. Derdimi sorarsın, nasıl diyeyim? Bir sevdadır beni benden ayırdı. Gizli ah etmeler fayda vermedi. Arhaya koymadı, yolum şaşırdı. Sanki bir goncaydı, ahu bakışlı. Zülfü tel tel idi, sırmalı saçlı. Bakışlar ok gibi, sürmeli kaşlı. Mecalim kalmadı, sabrım taşırdı. Ya! Demek derdin buymuş ha. Vah beyzadem. Nasıl bir yangın ki bu kavurmuş sizi? Hele biraz daha anlat Beyzadem. Nasıl afetmiş bu? Ah ben diyeyim Ceylan sen de bir peri. O keman kaşları hele gözleri konuşurken yok mu tatlı sözleri mecnun etti beni dağdan aşırdı. Şekli zerafette sanki canu can ucan, dudağı yakuttu dişleri mercan. Ahud Ceylan gibi bakınca bir an kendimi kaybettim, yolum şaşırdı. İşte böyle Feyyaz Hocam, bildiklerimi anlattım sana. Derdin buysa üzme kendini Beyzadem. Elbet bir çaresi bulunur. Bilmem ki Feyyaz Hocam. Lakin daha açık konuş. Kim bu afeti devran ki benim yiğidimi böyle perişan eder? Sen... Seni sevdalara salan bu güzelin nerede? Kimin kızı olduğunu söyle, gerisini hocana bırak. Allah'ın izniyle Dağı'nın ardında peri padişahının kızı bile olsa baban Hasan Bey'in kolu oraya uzanır ve çekip alır. Hadi, hadi söyle beyzadem. Kimdir bu seni ateşlere yakan, sevdalara salan kız? Nerededir? Ne yazık ki bilmiyorum hocam. Ne? Bilmiyor musun? Ben onu o güzeller güzeli Elif kızı düşürdüm hocam. Gayrı bana bir şey sorma. Bu bir çile ise onu çekmeye, Elif'in hasretiyle kavrulmaya razıyım. Beni bana bırakın. Bakalım Mevlam neyler. Oğlumla konuştun mu? Derdi neymiş? Öğrenebildin mi Feyyaz hocam? Öğrendim beyim. Oğlunuz... Oğlunuz sevdalanmış beyim. Ha? Sevdalanmış mı? Evet. Siz onu orduya serdar etmeyi murat eylerdiniz ama... ...o gönlünü bir peri suretine kaptırmış. Peki kimmiş bu peri kızı hocam? Elif adında bir kızmış. Ne yazık ki Beyzade kızın nerede yaşadığını bilmiyor. Ne? hem kızı görüp hem de kim olduğunu, nerede olduğunu nasıl bilmezmiş? Çünkü, çünkü oğlunuz Mahmut düşünde görmüş o kızı beyim. Düşünde mi? Evet. Gayrı bize dua etmekten öte bir şey kalmıyor. Eyvah. Durum hayli ciddi. Bir yiğidi hastalık öldürmez de kara sevda öldürür derler. Şimdi ne yapacağız Lala? Yapılacak tek şey var beyim. Adamlarınızı ülkenin dört bir yanına salıp Elif adında kızı olan çobanı arayacaklar. Bu çare midir sence? Elimizden başka ne gelir ki beyim? Yeri yurdu olmayan, adından başka bir şeyini bilmediğimiz bir kız başka nasıl bulunabilir ki? Haklısın hocam. Hemen şimdi adamlarımı salıp bütün köyleri tek tek arattıracağım. Elif ile Mahmut adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.